Arkadaşlar merhaba. Bu videoda yeni bir ürün incelemesi yapacağız. Uzun zamandır bir PCB siparişi vermiyordum. Yani aslında bir PCB tasarımım olmuyordu. Yeni bir ürüne ihtiyaç duymuyordum. Bu yüzden de yeni bir PCB tasarlamıyordum. Ancak son dönemde yeni bir ürüne ihtiyacım oldu. Yeni bir devreye ihtiyacım oldu ve onu hemen tasarlayıp PCBWay'e gönderdim ve PCBWay'den bunlar bana yaklaşık 4-5 gün içerisinde FedEx kargo ile ulaştı. Ancak bu videonun asıl konusu bir PCB incelemesi ve PCB montajı olmayacak. Bu kutunun içerisinde PCBWay'in bize incelememiz için göndermiş olduğu bir lehimleme yönteminin aleti cihazı var. Bu videonun sponsoru her zamanki gibi PCBWay. PCBWay bildiğiniz gibi Çin'de üretim yapan bir PCB prototip firması. 5 dolara 10 adet PCB'nizi profesyonel şekilde ürettirip siz de devrelerinizi bu şekilde hayata geçirebiliyorsunuz. Buradan PCBWay'e tekrardan teşekkür ediyorum videomuza sponsor oldukları, bu ürünleri bize ulaştırdıkları için. Şimdi paketin içerisinde dediğim gibi benim tasarlamış olduğum küçük bir devre var. Bundan 10 adet sipariş ettim ve Instagram'dan da bunun sipariş sürecini, tasarım sürecini sürekli paylaştım. Eğer Instagram'dan beni takip etmiyorsanız YouTube'a geldiğinden çok daha sık bir şekilde Instagram'a içerik üretiyorum. Mesela şu an bu videonun konusu olan ürünleri PCB'nin tasarım sürecini an, ve an hikayelerde paylaşıyorum. Bu gelişmeleri siz de an, ve an takip etmek için videonun açıklamalar kısmında bulunan linkten beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Şimdi fazla uzatmadan direkt paketin açılışına geçeceğim. Çünkü içerisinde çok güzel bir ürün var. Bunu bir an önce incelemek istiyordum. Uzun zamandır da sahip olmayı istediğim bir ürün aslında. Ürünümüz şu şekilde bir paket ile geldi. Bu arada ben bunu açtım. Yaklaşık bir buçuk haftadır elimde bekliyor. Bu süre zarfında dayanamadım ve açıp içini bir kontrol ettim. Şimdi bunu beraber açalım ve içindeki ürünleri inceleyelim. Şimdi şöyle zaten içerisinde PCBWay'in standart şu korunaklı köpükleri bulunuyor. Şimdi açtığımızda aslında ürün direkt karşımızda. Hani bu videonun asıl içeriği olan ürün burada. Şöyle size göstereyim. Mini firmasının daha önce biliyorsunuz TS100 kullanıyordum yine TS100'ün üreticisi olan firmanın MHP30 adında hot plate olarak adlandırılan aslında bir lehim yapma cihazı. Bunu birazdan açacağım ve nasıl kullanıldığını göstereceğim. Çok şık, çok portatif ve gerçekten kullanışlı bir ürün. Şimdi krem lehimi yaparken kullanmak için şu şekilde bir buna ne diyorlar artık bilmiyorum. Spatula tarzı işte krem lehimi PCB'nin üstüne dağıtmak için kullandığımız bir ürün. Biraz büyük bizim PCB'lerimiz için. Ama merak ettim bunu da satın aldım. PCBWay bunları da artık satıyor bu arada. bilmiyorsunuz şu anda ekranda mağazasının görselinde görüyorsunuz. PCBWay'ın içerisinde bir market de var. Sadece artık PCB üretimi değil. Aynı zamanda zaten üretim konusunda da çok geliştiler. CNC, 3 boyutlu yazıcı ile üretimler gibi çeşitli sektörlerde de hizmet veriyor artık PCBWay. Ayrıca bu şekilde çok sık kullanılan ürünlerinde, talep gören ürünlerinde mağazalarında satışını yapıyorlar. Şimdi şu şekilde ben promosyon kalemlerden de sepetimi eklemiştim bunlardan da gönderdiler üç taneydi bir tanesini kullanmaya başladım e, paketi açtım demiştim ya paketi açma sabım aslında bu kalemin birini alıp kullanmaya başlamaktı bir buçuk haftadır kullanıyorum ve gerçekten yazması çok güzel çok akıcı yazıyor ele de çok güzel oturuyor ben gerçekten çok beğendim ayrıca şöyle bir özelliği var şu şekilde ışıklı hani ne işinize yarar bilmiyorum ama gerçekten şık oluyor havalı bir kalem diyebilirim şimdi burada PCB'lerimiz var bunu da hemen bir kenara aldım. Evet kutuda sadece faturam kaldı. Son ürünümüz de stencil'ımız. Stencil, stencil biliyorsunuz bu şekilde sert plakaların arasına koyuyorlar. Burada alüminyum stencil'ımız var. Şimdi ben MHP30'u incelemeye geçmeden önce isterseniz hemen bir PCB'lerimize bakalım. Dediğim gibi Instagram'dan bunun ne olduğuna dair de birçok gönderi paylaşmıştım. Ayrıca rengini de sizinle beraber seçmiştik. Şu şekilde 76 milime 30 milim gibi bir ölçüsü vardı. Hemen arkasında da zaten ne olduğu yazıyor? Programlanabilir F1 animasyon modülü. Araç ve motosikletlerde ki ben motorumda kullanacağım. F1 çakar modülü arka stopun arkasına taktım. E, piyasadan da aslında şu modülün F1 çakar modülünün bir tanesini çok bildik bir markadan satın aldım. Ancak bir hafta içerisinde yandı. Ben de kendim tasarladım. Bakalım bununla nasıl sonuç alacağız. Bu videoyu da bu sayede içerik olmuş oluyor. Evet burada da şöyle bir stencil'ımız var. Bunu şimdilik yerinden çıkartmayacağım. Bunun nasıl çalıştığını artık benim kanalımda biliyorsunuz. Daha önceden izleyenler çok sık bu şekilde proje yaptık. Şimdi hemen bu ürünün kutu açılışına geçelim. Evet oldukça küçük bir paket. Gayet şık. Bu arada gümrüğe takıldı ürün ve 1000 TL'lik bir gümrük vergisi ödedim. Ürünlerin toplam değeri de yaklaşık olarak 150 dolardı. Evet şu şekilde. <laughs> Oldukça ufak geldi şu an gözüme. Ancak kutu tasarımı mükemmel. Evet, mini MHP 30'umuzu şöyle yerinden çıkartmaya çalışalım. Evet, minimizi buraya koyduk. Bunun iki modeli var bu arada. Bir adaptörlü. Bu hemen şurada Type-C'den girişi var. Ve A ve B butonları sayesinde üzerindeki ekrandan birçok ayarı yapabiliyorsunuz. Aynı TS100 Havya'da olduğu gibi. Ben adaptörlü olan modelini sipariş ettim. Şurada devasa bir Type-C çıkışlı adaptör var. Avrupa uçla gelmiş. Bu seçiliyor muydu bilmiyorum. Evet bir de kablo kutumuz var. Burada da Type-C'nin kablosu yer alıyor diye düşünüyorum. Evet yalnız kablo yüzeyi silikon ve çok kaliteli geldi gerçekten. Tabi 3 ampere destekleyen bir kablo olması lazım. Evet şöyle öncelikle ürüne bir yakından bakalım. MHP30 yazımız. Burada küçük bir LCD ekranımız var. Birazdan onu daha iyi göreceğiz. Arkasında 2 adet A ve B şeklinde butonumuz var. Tüm ayarları bunun üzerinden yapıyoruz. Bir Type-C girişimiz buradan beslemesini alacak. Az önce gösterdiğim adaptör ile. Başka da hiçbir şey yok. Şimdi üzerinde bir tabloyu korumak için silikon bir kılıfı var. Bunu çıkartıyoruz. Tablonun üstü şu şekilde. 3 santime 3 santimlik bir genişlik var. Şimdi bu küçük gelebilir size ama şimdi bu şekilde bir kart yaparken ya da bizim daha önce yapmış olduğumuz kartları da dizmeye çalışırken zaten sıcak hava istasyonundan sıcak hava tabancasından da ısıyı tüm kart aynı anda veremiyoruz zaten. Bölge bölgesel olarak bir noktayı öncelikle değinleyip sonra diğer kısma geçiyoruz. Aynı zamanda bu sıcak hava tabancalarının rüzgarı sebebiyle malzemeleri konumundan oynatma ihtimalleri var. Ve eğer ki şu şekilde bir masa pedinin üstünde yapmaya kalkarsanız bu maruz kaldığı sıcak hava alttaki malzemeye de zarar veriyor. Ben bir kere mesela daha önceki bir masa pedimde bu şekilde yapmıştım ve pet direkt kabarmıştı. Bu yüzden silikon lehimleme matına geçmiştim. Şu anda onu kullanmama gerek bile kalmayacak çünkü zemine giden bir ısı olmayacak. İstediğimiz bölgeyi lehimledikten sonra diğer bölgeye kaydıracağız ve bu şekilde lehimi yapıyor olacağız. Şimdi bunun başlığı çıkıyordu. O şekilde bir görsel vardı. Evet. Şu şekilde de başlığı çıkıyor. Hemen içerisini biraz inceleyelim. Burada birbirine oturan soketler var. Aynı zamanda bir de şurada LED görüyorsunuz. Evet, artık Type C bağlantımızı takıp neler olacak bunu görebiliriz. Evet ayarlara devam edelim. M1 sıcaklığı, M2 sıcaklığı bunlar hazır 3 adet hafızaya sıcaklık yazabiliyoruz. Ve M3 sıcaklığı şeklinde sleep time belli bir süre kullanmazsak uyku moduna geçecek. Backlight'a bakıyorduk. Büyük ihtimalle içindeki ışığı kastediyor. 5'te bırakalım. Tilt angle 10 diyor mesela. Şu an sıcak olmadığı için algılamıyorsanız. Evet uyarı verdi. Biz hemen Tilt Angel'ı kapatalım bakalım Tilt Angel o muymuş? Evet şu anda herhangi bir uyarı vermiyor. Yo verdi. <laughs> evet onun ne olduğunu bilmiyorum şu an. Hmm, onda kalmış zaten. Biz kapatamadık mı acaba? Evet az önce kapatamamışız diyecekken <laughs> yine aynı şey verdi. Evet Tilt Angel'ın ne olduğunu anlamadık. Evet, aslında tüm ayarlar bu kadar. Soldaki tuşa bastığımızda direkt ısıtmaya başlıyor. Sağdaki tuştan da menüye girip istediğimiz ayarları yapıyoruz. Mesela biz M1'i 240 yaptık. Onu bir düşürelim. 210 derece olsun. 250 derece M2, 300 derece de M3 hafızamızın içindeki veri. Evet, o zaman şimdi hemen PCB'mizin üzerine kremleğimimizi çekelim. Sonrasında malzemelerimizi düzelim ve videomuza kaldığı yerden mini MHP30 ile lehimleyerek devam edelim. Şimdi birkaç PCB ile bunu sabitleyeceğiz. Stencil'ımla buradaki lehimleyecek olduğum PCB'nin deliklerini eşleştireceğim. Şu şekilde üstüne koyduğumda. Evet yaklaşık olarak eşleşti. Tabi biraz daha hassas ayar yapacağım. Ama şu anda bir sabitlemeye çalışayım. Evet stencil'ım da sabitlendi. Şöyle alttan da çok küçük bir sabitlersem hiç boşluk görmeyeceğiz. Şöyle bastırınca gördüğünüz gibi herhangi bir boşluğumuz bulunmuyor. Şimdi bunun üzerine kremliğim kullanacağım. Almış olduğum parça çok büyük. O yüzden bununla yapmayacağım. Bu PCB için pek uygun değil. Bunun için şöyle bir RFID bir kart kullanacağım. Şimdi kremliğimi açıyorum. Şöyle küçük bir model almıştım. Soldex'in. Şöyle şu yandan uygulayacağım. Evet şöyle bir miktar uyguladıktan sonra bunu dediğim gibi bir kredi kartı ya da benzeri bir şeyle güzelce çekiyoruz. Bu Soldex'in krem lehimi biraz yoğun kıvamlı bir lehim. Biraz daha akışkan olsa bence daha iyi ama. Şimdi bakın şurada tamamen dolmadı hala kartımın üstünde biraz var. Buraları dolduracağım ama şuradaki küçük petlerin tamamı doldu. Gördüğünüz gibi şimdi tüm petler bu şekilde dolasaya kadar, stencil deliklerinin içi dolasaya kadar bu kremleğimi uygulamamız gerekiyor. Evet şu anda aslında son bir kere de şöyle geçersem şu büyük petlerin tamamını doldurmak amaçlı. Şöyle çok az bir kremlemim kaldı. Gayet uygun miktarda uygulamışım. Çünkü şırıngalı şekilde kullandığım için bunu geri şırıngaya koymak pek mümkün değil. Stencil ile kremlemi uygulamamı yaptıktan sonra şöyle stencil'ı sabitlediğim bir tarafın bandını açıyorum ve direkt stencil'ı kaldırıyorum. Buradan çıkartıp size daha yakından göstermek istiyorum. Şu şekilde tüm petlerin üzerinde yeteri miktarda krem şu anda var. Bunun üzerine ben bom listesinden bakarak gerekli malzemeleri, komponentleri dizeceğim. Sonrasında da MHP30'umuz ile ürünümüzün üzerindeki komponentlerin lehimini yapıyor olacağız. Evet şimdi ayarlamış olduğumuz M2 profilini ısıtmaya başlıyorum. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi ekranda M2 profili oraya yükselmek için harcamış olduğu gücü ve set değerini gösteriyor. 54 wattla şu anda ısıtmaya başladı. Geçen süreyi burada da gösteriyor. Bu geçen süreyi arkadaki tuşa basarak bakın her seferinde sıfırlayabiliyorum. Böylece istediğim sıcaklıkta ne kadar süre geçirdiğini hesaplayabiliyorum. Evet şöyle MOSFET'lerin olduğu kısımda lehimlendikten sonra tüm kartımız tamamlanmış olacak. Evet. Hot plate'imizi, MHP 30'umuzu da soğumaya bırakalım. Kartımız soğuduktan sonra onu inceleyerek videomuza devam edelim. Baktığımız zaman lehimlerin kalitesi gerçekten sıcak hava istasyonuyla yapmışız gibi. Yani normal herhangi bir kalite farkı yok. Onu anlatmak istiyorum. Şimdi şöyle lehimleri incelediğimiz zaman bir kere lehimlemesi çok kolay. Sizin elinizin ayarına ya da bu işi sürekli yapıyor olmanıza bağlı olmadan zaten cihaz uygun bölgeleri istediğiniz miktarda ısıtıyor. Bu yüzden herhangi bir ek bir şey yapmanıza gerek yok. Aynı zamanda sıcak hava istasyonunda olduğu gibi malzemelerin yanlış hava akış ayarı sebebiyle yerinden oynama ihtimali de yok. Görmüş olduğunuz gibi sadece büyük yüzeyli petlere sahip olan komponentler biraz yerinden kaymış. Onu zaten lehimlerken videoda gördünüz. Ama diğer tüm komponentler özellikle şu IC'lere bakacak olursanız bacakları tam olması gerektiği yerde nasıl pede yerleştirdiyseniz aynı yerde kalıyor. Herhangi bir oynama söz konusu değil. Evet, klamenslerimizin de montajı tamamlandı. Bu klamensler açtığınız zaman arkaya doğru ittirebiliyorsunuz bunları şu şekilde. Ve deliklerin içindeki kız karşılar. Bunu yaptığınızda boşalıyor. Kabloyu sokup bıraktığınızda direkt herhangi bir tornavidaya gerek kalmadan kablo bağlantınızı yapabiliyorsunuz. Bu üründe araçlara özel bir ürün olduğu için Araçlara takacağız. Yanımızda hiçbir şey olmayabilir. Bu yüzden bu şekilde bir klemensin daha kullanışlı olacağını düşündüm. Şimdi bitmiş haline bir yakından beraber bakalım. Evet, ürün incelememiz aslında bitti. Bu videoda maker'lar arasında ün salmış olan, kullanımı çok kolay TS-100 havyanın da üreticisi olan Mini Firmasının MHP30 Hot Plate sıcak tabla lehimleme makinesini incelemiş olduk. Aslında makine demek için oldukça da ufak bir cihaz. Gerçekten çok tatlı bence. Kullanmaktan keyif aldım ve bence bu işlerle uğraşan, SMD ile yapan herkesin sahip olması gereken bir cihaz diyebilirim. Boyutlarının küçük olduğuna bakmayın. Zaten bölüm bölüm ısıtmak daha da işinize gelebilir. Örneğin 5 volt converter kısmını lehimlersiniz ve sonrasında ölçümler alıp ondan sonra MCU'nuzun bulunmuş olduğu kısmın lehimini yapabilirsiniz. Bence daha bile uygun. Öyle olmasa bile hani birkaç seferde kullanabilirsiniz. Bu ürünü incelerken de aynı zamanda yeni tasarlamış olduğum ve başta bahsetmiş olduğum gibi kendi ihtiyacımı giderecek olan motosikletimin arkasına bir F1 animasyon modülü olarak bir devrede tasarlamış ve bu videoda bunu da hayata geçirmiş olduk. Bu ürünleri incelememiz için bize sağlayan PCBV'ye buradan tekrardan teşekkür ediyorum ayrıca. Evet ortalık epey de aldı. Ben bir an önce burayı toplayayım ve bir sonraki videomuzun konusuyla ilgili Çalışmalara başlayayım. Videoların devamı için kanala abone olabilir, videoyu beğenebilir ve aşağıya yorum yapabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'dan çok daha sık paylaşımda bulunuyorum. Instagram'dan da sayfamı takip ederek gelecek olan videolar ya da o an yaptığım şeylerle ilgili fikir sahibi olabilirsiniz. Oradan söylemiş olduğum gibi daha fazla paylaşım yapıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.